İyi günler değerli izleyiciler. Yeni bir Vizyondakiler programıyla daha karşınızdayız. Sizler için birbirinden farklı filmler seçtik. Öncesinde filmlerimize kısaca bir göz atalım. Full of scorpions is my mind, dear wife. Biz kaybolduk. Yönetmen koltuğunda Jafar Panahi'nin yer aldığı, senaryosunu ise Abbas Kiarostami ile birlikte kaleme aldığı 1995 yılı yapımı film Beyaz Balon. Comic gem on the perilous adventure of childhood, says the Detroit News. Film, İranlı yönetmen Jafar Panahi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu 1995 yapımı İran filmidir. Jafar Panahi, Abbas Kiarostami ile birlikte kaleme aldığı film, dram ve aile temasını işliyor. Raziye isimli küçük kız, İran yeni yılı kutlaması için evdeki ailesinden yüzerken dans eder gibi görünen şişman balık ister. Birçok denemenin ardından Raziye ve küçük erkek kardeşi annelerini şişman balık almak için ikna eder. Bu para annesinin son parasıdır ve Raziye evleri ve balık dükkanı arasında parayı kaybeder. Parayı bulur ancak artık cezbedici bir şekilde ulaşamayacağı bir yerdedir. Film, 1995 Cannes Film Festivali de dahil olmak üzere dünya çapındaki uluslararası film fuarlarında çok sayıda ödül kazandı. And Detour magazine says the white balloon restores your faith in cinema. Joel Coen'in yazıp yönettiği William Shakespeare'in aynı adlı trajedisine dayanan 2021 yapımı siyah beyaz film Macbeth'in trajedisi. Shakespeare'in cinayet, delilik, hırs ve öfkeli kurnazlık hikayesinin cesur ve şiddetli bir uyarlaması olarak tanımlanan Macbeth'in trajedisi, Joel Coen'in kardeşi Ethan Coen'den ayrı olarak tek başına yazdığı ve yönettiği ilk film olma özelliğini taşıyor. Gerçek olaylara dayanan filmin konusu 11. yüzyılda yaşamış olan İskoç kralı Macbeth'in çevresinde geçiyor. Kendi taht döneminden önce kralına sadık olan Macbeth, savaşçı kimliğiyle üstün zaferler elde ettiği dönemde bazı kehanetlere inanmaya başlar. Bu kehanetler üstün bir savaşçıdan derebeyliğine, derebeyliğinden ise kendisini kötü bir karaktere bürüyecek olan krallığına doğru adımlar attırır. Krallığı boyunca verdiği kararlar silah arkadaşları, düşmanları, güvendiği insanlar ve bu insanların aileleriyle Macbeth'in çok kötü durumlarda karşı karşıya getirecektir. Tamamen siyah beyaz çekilen film, dünya premierini 59. New York Film Festivali'nde yapmıştır. Ahu Öztürk'ün yönetmenliğini ve senaryosunu üstlendiği 2015 yapımı dram türündeki film Toz Bezi. Dur midem bulandı dur. Defa! İki gündelikçi kadın, temizliğe gittikleri evlerdeki insanlarla kurdukları ilişki, gündelik çatışmalar, kendi arkadaşlık, kardeşlikleri ve bu yakın arkadaşlığın hiyerarşisi, hayata tutunma çabası, kadınlık, annelik, temizlik ve yoksulluk. Nesrin ve Hatun, şehrin yoksulluğu ve zenginliği arasındaki bir vagonda gelip giderken hayatı anlamaya ve kendilerine gidecek yollar bulmaya çalışırlar. Hatun temizliğe gittiği mahallede bir ev almak için para biriktirmeye çalışırken, Nesrin önce onu terk eden eşinin yokluğuyla, kendi yalnızlığıyla yüzleşir. Ardından da 5 yaşındaki kızıyla hayata tutunmanın yollarını arar. Yolları birbirine benzemez ama yoldaşlıkları bakidir. İki kadın birbirine benzemez hayallerle tutunmaya çalışırlar. Bir evin olsa, kendi hayatının düzenine oturtsan. Olur mu ki gerçekten? 1975'te Lübnan'da yaşanan savaşın içindeki iki çocuğun yaşadıklarını konu alan 1999 yapımı film Batı Beyrut. 1975 Nisan'ında iç savaş patlak verir. Beyrut, Müslüman-Hristiyan çizgisinde bölünme yaşanmaktadır. Filistinlileri taşıyan bir otobüs herkesin gözü önünde yağmalanır ve içindekiler katledilirler. Çok geçmeden Hristiyanlar Batı Beyrut'u ele geçirirler. Tarık ile arkadaşı Ömer lisede okumaktadırlar ve şahit oldukları bu katledilme olayları karşısında başlangıçta umursamaz davranırlar. Gençlik yıllarının keyfine bakmak niyetindedirler. Bir Hristiyan olan May'i de aralarına alarak macera yaşamak isterler. Çok geçmeden savaşın karanlığı onları da kendi girdabına doğru sürükleyecektir. Crazy. Very crazy. Bir haftanın daha sonuna geldik. Sizler için seçtiğimiz filmler bunlardı. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşça kalın.